Benimle hiç kimse iyi geçinmek zorunda değil. Benim istediğim herkesin istediği saygı ya. Ben de o saygıyı istiyorum. Ya, ben o saygı... Şimdi saygı da kazanılan bir şey ya. Evet. Ama şimdi kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda tabii ki de. Tabii ki zorunda kimse benim ama suratıma, ekstra. Ama kimse benim suratıma bakıp da ha 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 her ağladığımda gülüp de işte dalga geçer gibi bak, konuşamaz. Doğruları söylemiyorsun. Doğru giriyorum doğru. Şu anda ben söylüyorum senin ağlarken yüzünü bile görmedim. Neden evet, doğruları söylüyorsun? Evet biz ağlarken. Hayır sen benim ağlarken. Bak beni sinirlendiriyorsun sen. Sesini yükseltme. Yükselteceğim sana. Yükseltemezsin. Sana sesimi yükselteceğim. Sesini yükseltemezsin. Çünkü doğruları konuşmayan bir kızsın. Doğru niye konuşmuyorsun? Ben beni ağlarken gördüm. Bir günde güldüm, her ağladığımda gülen dedim. Çünkü sen ben yüzüne ağlarken gülmüşüm. Bazıları ağlar, bazıları güler diye öyle bir yorum yapmışsın. Ben seni ağlarken bile tamam, görmedim. Aynı şey zaten. Ağladım, ben çok güzel kombin yaptım. Ne yapabilirim? Bazıları ağlar, bazıları güler. Ne saygısız yarışıyoruz ya hani. Tamam, rakibin şey. Sen hiçbir şey yaptığımı düşünmüyorum. Peki sen sürekli değil misin doğru ben? Olmayan şeyler. Özür dilerim. Peki sen değil misin? Ben gerekirse eğer bir menfaatim olursa Hülya'ya da yanaşırım. Hülya'yı da yanıma aynen. çekerim. Şöyle bu laflar bir... sen çok fenasın. Hayır Esra. Şöyle düşün. Bunu gülerek anlatıyor olmam doğru değil ama. Sadece size şunu söylemek istiyorum. Gülüyorum çünkü komik. Yani şöyle evet, komik. Yani. Bu söyledim. Ağzından çıkan şey her yere çekilebilir farkındayım. Bu yüzden gülüyorum. Daha doğru telaffuz etmek istiyorum. Şimdi burası bir yarışma programı. Yani ben burada program. Birisiyle örnek veriyorum. Çok yakın oldum. Yeni gelen kişi Çağla'yla örnek veriyorum. Çok yakınım. Sonra o gitti, elendi. Benim burada yani Esra, strateji... Esra. Efendim? Sana geldiği günden beri ne diyorum? Bu kız kendini nasıl dinletiyor? Enerjisi çok güzel. Ne kadar sempatik buluyorum seni falan. Evet. Sen tehlikeli bir kızsın. Çok. Sen ağzından çıkanı gerçekten kulağın duymuyor. Lütfen benim kafamdaki düşüncelerimi değişmesine müsaade etme. Çünkü benim kafamdaki düşüncelerim eğer değişirse burada çok ciddi bir şekilde birbirimize gireriz. Ben hiç hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Hiç hoşlanmıyorum. Defalarca. Biz burada gülüyoruz, eğleniyoruz, işte yorum yapıyoruz. Özür dilerim bu arada Yasemin, bölüyorum ama söylemek lütfen. Durumundayım. Ben sinirlendiğim zaman stüdyoyu terk ettiğim anlar olmuştur benim burada. Çünkü hiçbirinizle kişisel hiçbir problemim olamaz. Hiçbirimizin olamaz. Ama siz burada yarışmaktan çok, kombin yarıştırmaktan çok çene yarıştırıyorsunuz. Ben burada Hülya'yı haklı buluyorum. Ama tabii ki altını da merak ediyorum. Hülya sana ne yaptı ki sen bu kadar yükseliyorsun Hülya'ya? Hülya neden sana bunları söylüyor? Onu da merak ediyorum. Tavrı tarzı hiç hoşuma gitmiyor. Tavrı tarzı hoşuna gitmiyor diye... Ya bunu kimse zaten. Kimsenin sınırlarını ihlal edemez. Keşke. Sen şu anda sınırları ihlal eden bir tavrın var. Ve ben üzülüyorum çünkü sen gerçekten bak hepiniz böyle pırlanta gibi kızlarsınız. Çok üzülüyorum senin kadar böyle naif böyle tatlı görüntüsü olan bir kızın bu şekilde davranması inan bana benim gücüme gidiyor yani. Nereye gidiyorsun? Levent'te bir alışveriş merkezine gidiyorum. Bir şampuan reklamı ve ben yıldızı parlayanlardanım. Kırmızıalı'da yürüyüp ödül alacağım. Ne kadar ödedin? Ayakkabım, şöyle göstereyim, şu an üstüne bastım. Çünkü biraz küçük giyinirken parmağıma zarar verdim. O yüzden duramadığım için üstüne bastım. 110 daha TL... güzel duruyor ama üstüne basmış halin. 110 TL'ydi, 100 TL'ye aldım. Çantam 100 TL, elbisem 1700 TL'ydi, 700 TL'ye aldım. Takılarım 300 TL'ydi, 100 TL'ye aldım. Elbiseni beğendim. Dikiş hataların var, şuradan ip sallanıyor, benim gözüm seyiriyor. Evet. En sevmediğimdir. İşte yırtmacının üstündeki dikiş potluk yapmış. O da çok kötü görünüyor. Onları konuşmayacağım çünkü hazır giyim aldınız. Yırtmacın bayağı yani korsene kadar açık olsun isterdim bu elbisede. Tabii ki öyle yapamıyoruz ama öyle olsa çok güzel olurdu. Saçın, makyajın, evet bu inci rengi elbiseyi incilerle kullanman, bu makyajı yapman, kırmızı dudak kullanman çok güzel olmuş. Fakat bir daha ayakkabını göster. Ayakkabımı? Evet. Sen şimdi bu inciyi
takan kadın mısın? Bu çantayı, ayakkabıyı giyen kadın mısın şu anda? Bu ne saçmalık? Halbuki çok güzel görünüyorsun yani. Çok büyük hata. Neden bu inciyi takarsın be çocuğum? Bu farklı şeylerin arasına. Çok gereksizdi. İnci nasıl takılır biliyor musun? İnci takacağın zaman o küpelerin olmaması gerekir. Ya da o küpelerde minicik inci küpelerin olması gerekir. Şimdi çocuklar müsaadenizle inciyi çıkartabilir miyim? Çıkart çocuğum. Şu kıyafete ben şöyle geldiği zaman 5 veririm sana. İncinin demek ki sen nerede ve nasıl takılması gerektiğini henüz bilememişsin. Bu benim kendi fikrim, kendi görüşüm. Şu anda o kadar hoş görünüyorsun ki. Bir de zaten incilik değil olay. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu kadar. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ah Esra, vah Esra. İnci ve taş bir arada sevmem. Ben ayakkabını sevdim. Elbiseyi ve kendini yükseltmişsin. Arkasına basman bile hoşuma gitti. Çantanı sevemedim. O hani bilekte olması onun keşke olmasaydı ve elinde tutsaydım. Elbisenin dikiş hatalarını asla görmek istemiyorum ve onları asla konuşmayacağım. Yasemin'in de söylediği gibi ve bizim burada hep söylediğimiz gibi hazır giyeyim. Şunu sevmiyorum. Şuradan gelen göğüs kupu ve buradan böyle bir askı. Hayır. O daha küçük gelecek. İncecik spagetti askı olacak bence. Ama genel havan muhteşem. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Elindeki çanta bu kombinle olmadı. Küçük, aynı üzerindeki elbisenin kumaşından satenle kaplı olan bir çantayı tercih ederdim. Ayakkabıların beni rahatsız etmedi. Makyajın inanılmaz güzel. Saçı falan. Saçın çok hoş. Teşekkür ederim. Öyleyse seni puanlıyoruz. Ayakkabılarını tekrar bir gösterir misin? Şöyle incisiz bir daha bakacağım sana. Puanı inciyi fazla bulup kırıyorum. 4. Teşekkür ederim. İncin olmasaydı 5'ti. Bunu söyledim sana. 4. Teşekkür ederim. 4. Teşekkür ederim. 4. Ya bir 4'lük yarışmacı. Yarışmacısı şunu izah etmek istiyorum. Tabii ki inci çok güzel, çok yakışır ama bu kıyafet ve bu aksesuarlarla olmamış. Fikir güzel ama olmamış. Çağla gel bakayım çocuğum gel.